Bir hikaye bir soru serimize hoş geldiniz. Bu bölümümüzde önce bir hikaye anlatacağız, ardından bir enteresan soru soracağız. Bu sefer hikaye değil, birazcık bir anekdot anlatacağım sizlere. İdam sehpasına 3 kişi gönderilir. Bunlardan biri papaz, biri hakim, biri de fizikçidir. Önce papaz gider. Papaza son sözün nedir diye sorulur. Der ki, ben Tanrı'nın adamıyım ve Tanrı'nın beni kurtaracağına inanırım der. Ardından giyotin serbest bırakılır ve tam boynuna geleceği sırada durur. Ve derler halk şaşırır ve der ki Tanrı son sözünü söyledi. Bu adamı serbest bırakın ve serbest kalır. Ardından hakim gelir. Hakime derler son sözün ne? Hakim der ki ben adalete inanırım. O yüzden adalete tecelli olacağına inanıyorum der. Ardından giyotin serbest bırakılır yine tam boynuna geleceği sırada durur ve halk yine şaşkınlıklar içerisinde der ki adalet yerini söyledi, adalet yerine geldi. O yüzden bu adamı serbest bırakın der. Ardından sıra bizim fizikçiye gelir. Ve giyotin serbest bırakımından önce sorulur. Son sözün nedir diye. Fizikçi der, ben ne inançlı bir papazım ne de adalete inanan bir hakimim. Ben bilime inanırım der. Ve der ki sorun muhtemelen giyotinin ipinde. Giyotinin ipinde bir düğüm vardır ve bu düğüm olduğu için serbest bırakıldığında boyuna gelmeden durmaktadır der. Ardından gerçekten giderler bakarlar ve giyotinde bir düğüm olduğu görülür. Ardından düğümünü çözerler ve ip serbest bırakılır. Bizim fizikçinin kellesi bedeninden ayrılır. Toplumdaki düğümleri ve sorunları işaret etmenin ve gerçekleri söylemenin acı sonuçları olabilir. Gerçeğe talip olanlar bedel ödemeye her zaman hazır olmalıdır. Bu bölümün sorusu Einstein'dan. Albert Einstein'ın soyadı olan Einstein ne anlama gelir? Einstein denince akla tek taş ya da bir taş gelebilir. Ama aslında Einstein soy ismi orta çağdan kalma Einsteinen'den gelmektedir. Einsteinen de taşla çevrili demektir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.